Günaydın. 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 Kahvaltı hazır. Sizi bekliyordum. Biz kahvaltıyı dışarıda yapacağız anne. Bugün burada ilk günüm. Beraber kahvaltı yaparız diye düşünmüştüm ama... ...siz dışarı gitmeyi tercih ediyorsunuz demek ki. Evet öyle. Bugünü kendimize ayırdık. Aslında kalabiliriz. Kafa izni verdik kendimize. Kafa izni? Evet. Gidelim hayatım. ...48 minicik çocuk çıktı. Denizli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine bir doktorun elindeki oksijen tüpü patladı. Doktorla birlikte bir hemşire ve temizlik görevlisinin vücudunda yanıklar oluştu. Hastanın yatağında başlayan yangınsa... Kız, Asuma. Hayırdır kız, seni çağır izlemez de. Takılmışım öyle zaten, içim şişti, hiç iyi bir haber yok. Kızım, asıl iyi haberler bende. Ama daha piyasaya düşmedi. Hı, ne oldu? Nazlı ile Ferit. Anlarsın ya. Aa, iyi iyi, sonunda. O zaman bu sahte evlilik şeysi de bitti. Aynen aynen. Aynen. Aralarındaki buzullar erimiş. Adeta küresel ısınma bacayı sarmış yani. Tam bir minnoş olmuşlar. Tabii kendisi böyle söylemedi ama bu benim kendi yorumum canım. Çok iyi olmuş ya. Ablam zaten çoktandır hak ediyordu mutluluğu. Çok sevindim. Ay bu seni mutlu olmuş halinmiş şimdi Asuma. Ne oldu kız? YTT şoförü gibi bezgin bir halin var. Yoksa sabaha kadar 500 T mi kullandı? Asuma. Ne oldu, Deniz'le mi bir şey oldu? Ama kızım ben sana söylemiştim bak, üzer demiştim işte. Yok Fatoş, öyle bir şey değil. E ne o zaman? Bir şey yok ya, ben ayılamadım şimdi. Gideyim bir elimi yüzümü yıkayıp kendime geleyim. Sen başla, ben geliyorum. Asuma bak, bugün Nazlı restorana gelmeyecek. İstersen sen de gelme. Bak hiç beğenmedim halini. Hayır olsun inşallah. Benden bu kadar Hakan. Boşuna kürek çekiyoruz. Görmüyor musun? Ferit evli ve çok mutlu. Ben daha fazla bu durumun içinde kalıp onların aşk macerasını izlemek istemiyorum. Bir sakinleşebilir misin? Rica etsem. Olayı bu kadar dramatikleştirmesen. Ha? Bir sakin. Kızım bak, bu hayatta anana babana güvenmeyeceksin ama Hakan Önder'e güveneceksin. Bilin, ben bir fitilin ucunu ateşlediğim zaman onun ortalığı yakıp kavurmasını görmeden hiçbir yere gitmem. Biraz sabır. Bilmiyorum Hakan. Sana güvenip gururumu ayaklar altına almak istemiyorum. Ya İzmir'de güzel bir hayatım var benim. Geçen haftaya kadar mutlu ve huzurluydum. Mutlu, huzurlu ama parasız. Pelin, lüksü seviyorsun. Çok harcıyorsun ama az kazanıyorsun. Kocandan sana kalan para bitti. Baban iflas etti. İstediğin hayatı yaşayabilmek için sana zengin bir koca lazım. Şimdi bana gururlu kadın ayakları yapma. Pelin, bak beni iyi dinle. Yarın senin projen seçilecek. Ferit'le hayatında olmadığın kadar yakınlaşacaksın. Ve birdenbire bir sürpriz olacak. Boom. Ferit ve Nazlı ayrılacak. Bu ayrılıktan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Diyelim ki ben bir sihirbazım. Hatta demeyelim, ben gerçekten bir sihirbazım. Bir büyü yapacağım. Büyünün efsununu göstermesi için Nazlı'yla bir kere yüz yüze gelsem yeter. Nazlı'yı bulursan gelirsin yüz yüze. Kocasıyla gezmelerde. Geçsin. Nazlı bir iş kadını, onun bir restoranı var. Elbet o restorana gelecek Nazlı, ben onu bulurum. Her şey çok kolay olacakmış gibi konuşuyorsun. Her ne planlıyorsan bana da söyle, ben de bileyim. Söylemeyeyim. Eğer söylersem masumiyetini kaybedersin. Bak, Ferit'le Nazlı ayrılacak. Ferit tek başına kaldığında onun yanında bir tek sen olacaksın. Nasıl bir kadın olarak biliyor musun? Demet'ten dolayı haksızlığa uğrayıp ilişkisi bitmiş. Mağdur ama mağrur. Gururlu, genç, güzel, başarılı bir kadın olarak. Pelin, bak unutma, sen Allah'ın sevgili kulusun, tamam mı? Bu arada lütfen ısrar etme, kahve benden. Yarın görüşüyoruz.
Dikkat et kendine. Deniz. Ne haber? İyidir, senden ne haber? İyidir. Asuman'a ulaşamadım da. En son konuştuğumuzda da bir garipti. Merak ettim. Burada mı? Burada, burada. Bir gariplik var ya gerçekten bugün onda. Gelsene içeri. Asuman. Arkadaşın geldi. Ay böyle anneler gibi sesler. Terliğe gerek yok ya. Tamam peki geçsene. Asuman hadi çocuğum bekletme arkadaşını. Çay falan alır mısın Deniz? Yok ya sağ ol teşekkürler gerek yok. Kim geldi ya? Gel gel. Ne haber? Deniz. İyi iyi de hayırdır sen burada bu saatte? Ayıp ayol çocuk merak etmiş seni gelmiş. Niye benim merak edecek bir şeyim mi var? Yok yani yoruldum dedin ya dün. Ben de geçerken uğrayayım dedim. Yani ders çalışmış Asuman nasıl oluyor diye bir göreyim dedim kendi gözlerimle. Gördüm. Enerjim bayağı düşmüş. Arkadaşlar benim gitmem gerekiyor çünkü patronlar yok. Mekan bize emanet. Asuman'cığım sen de buraları toparlarsın bebeğim tamam mı? Patronlar nerede ya? Ya manın patronu var da Nazlı bugün gelmeyecek. Bütün gün Ferit'le vakit geçireceklermiş. Ay onlar deyince aşk kuşu oldular. Neyse nazar değmesin de. Mekan bize emanet sorun yok. Hadi görüşürüz. Öpüyorum size. Görüşürüz. Ne yapsak biz internetten film falan mı izlesek? Benim aklıma başka bir fikir geldi. Seni canlandıracak. Deniz saçmalama nereye gidiyoruz ya? Asuman hiç itiraz istemiyorum. Aşağıda arabada seni bekleyeceğim. 3 dakikaya aşağıda ol tamam? Ya ben hiç o modda değil. Hadi 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 hadi. Allah Allah bari 5 dakika olsaydı. Of çok yedik. Bu yediklerimizi yakmamız lazım Ferit. Ben öyle evlenince kilo alıp kendini salan kadınlardan olmak istemiyorum ama oraya doğru gidiyorum. Ben de istemiyorum. Bir dakika. Sen de istemiyorsun. Benim kilo almam mı yoksa sen mi kilo almak istemiyorsun? Nazlı ben düzenli spor yapıyorum. Öyle fazladan bir gildim ekmek yedim diye kilo almam. Kestane yiyelim mi? O kahvaltının üstüne. 2-3 kestaneden bir şey olmaz. Usta bize en küçük paketten verir misin? Hemen abi. Isır bakalım ormandakilerden güzel mi? Teşekkür ederiz. Ormandakilerden güzel. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Şu kadar süsle yavrum. Teşekkür ederim. Bence de. Yalnız bundan sonra herkes tane yediğimizde aklımıza o gün gelecek. O gün mü o gece? Ferit aşk olsun yakışıyor mu senin gibi beyefendiye? Sadece o gün ve o gece değil. Seninle yaşadığım her gün, her gece, her an benim için çok değerli. Sen benim her şeyimsin. Muzaffer Bey'le mi görüşüyorum? Evet Muzaffer ben. Sen kimsin? Şey size sağlık sigortası satmak istiyorum da ücretsiz check-up da dahil. Herhangi bir sağlık probleminiz var mı acaba? Sağlık problemi falan yok. Bir şey satın almak da istemiyorum. Hem siz nereden buldunuz numaramı ya? Abla sen neden bana böyle şeyler yaptırıyorsun ya? Ay sana ne ya ne yaptırıyorsam yaptırıyorum yani. Bu benim bir arkadaşımın sevgilisi. Biz de böyle adamdan uzun süredir haber alamıyorduk. Merak ettik yani sağ mı hayatta mı diye. Ama güzel kardeşim sen şu an ne yaptın? Benim günümü gün ettin. O yüzden... Şimdi al bakayım şu parayı. Hah. Beni görmedin, tanımıyorsun, konuşmadık hiç tamam mı? Tamam, anlaştık. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Deniz! Merhaba. 2 tane kart istiyorsunuz değil mi? İki tane olsun. Evet. 20'şer lira doldurayım mı kartlara? Yok ya, 20 lira çok az. 100'er olsun bence. 100 iyi değil mi? Biraz bekleteceğim.
Ay ne iyi oldu buraya geldiğimiz ya. Ne ya, senin de modun bayağı değişti. Evet evet, çok iyi geldi burası bana. Sağ olun. İyi eğlenceler. Biz gidiyoruz ama. Ay Deniz, şuraya doğru gitsene. Nereye doğru? Bak orada bir tane alet var. Bir tık sürü bir yana. Sen kaç demiştin? Tamam Demir Yumruk. Bunu sen kazanmış olabilirsin. Ama şimdi sıra kedi kadında. Gel bakalım, yumruklar yeriz. Hadi. Nereden açılıyor bu ya? Canım o işler öyle olmuyor yalnız. Sen bu işi ustana bırak. Şimdi bu yumruk var ya, bu yumruk. Üç dersin üçünde de yoklama alan Arif hocama geliyor. Evet. Yani fena değil. Ama niyetin iyi. Tamam. Daha güçlüsü geliyor o zaman. Şimdi bu yumruk da öğrenci işlerindeki, ah canım bunun tarihi geçmiş, benim yapacak hiçbir şeyim yok, sen en iyisi bunu bölüm başkanına götür diyen ablamıza geliyor. Tamam mı? Ha? Bak bu daha iyi. Tamam. O zaman bu da o rezil sesini miksajda düzelttirip başımıza bela olan müzisyen bozuntularına gelsin. Hadi gel. Güzel. Tamam. O zaman bu da metoda bacaklarını böyle 10 metre açıp 3 tane koltuğu kaplayanlara gelsin. Gelsin be. Hadi bakalım. O zaman bu da engelli otoparkın arabasını bırakan bütün öküzlere gelsin. Gelsin. Aa, güzel. Helal olsun. Evet bu. Bu benim ev sahibime gelsin ya. Neden? Ya gelmiş diyor ki bu evde siz oturuyorsunuz diye bu evin banyosunu da sizin tamir ettirmeniz gerekiyor. Var mı öyle bir şey ya? Böyle yapan bütün ev sahiplerine gelsin. O zaman bu bütün hayvanlara eziyet eden canilere gelsin. Gelsin. En çok onlara gelsin. Birlikte mi gelsin? Gelsin ya. Tekne mi gelsin? Gelsin gelsin. Şimdi sen beni tut, tamam mı? Tamam. Hadi. Bir, iki, üç. Güzel. Olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar yanında sen olmayınca? Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastıkta kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Olmaz olsun tek dikilmiş acım, kalbimde sevgin oldukça.
neye yarar olsa da altın tacım. Yanımda sen olmayınca bazen neşe bazen keder, hayat böyle geçip gider. Tatlı günler acı günler, bir yastıkta hep beraber. Altın gümüş pırlanta zümrüt sedef yakutla, kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı ses, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Olmaz olsun tek dikilmiş acım, kalbimde sevgin oldukça. Neye yarar olsa da altın tacım, yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastıkta hep beraber. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla, kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Demiştik. Ay ne fırfırı Deniz ya, sen de amma mahalle bebesi çıktın ha. Hadi oyna, ağlama hadi. Tamam. Aa, top kalmamış. Ben top almaya gidiyorum. Böyle olmaz. Bu böyle bitmez. Ben top alacağım. Göstereceğim sana gülü. Deniz dur 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 dur. Ay sana son yumruğu atmasaydın keşke. Geldiler. Kimler? Ya işte. Senin arabayı parçalayanlar bunlar değil mi? Aa. Sakın arkana bakma, böyle yürümeyin, devam et. Bu oyun çok güzel, biliyor musun? Deli saçmalama ya. Bu, bunlar herhalde. Koş koş, yürü. Buradan geçen iki kişi gördünüz mü Sibel? Şu tarafa doğru gittiler abi. Koşun beyler. Gerçekten mi? Kaç 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 kaç. Kolay gelsin. Çekil çekil çekil. Ne yapmak istersin bugün, nereye gidelim? Yaz baştan söyleyeyim, böyle ormana gidip dere tepe gezemem. Bugün şehir insanıyız. Tamam, düşünüyorum o zaman. Düşün bakalım. Tekneyle açılabiliriz mesela, adalara gidebiliriz. Yok, öyle bir havada değilim. Bugün daha değişik bir şey yapmak istiyorum. Ne gibi, ne var aklında? Aslında uzun zamandır yapmak istediğim ama yapamadığım bir şey var. Çok merak ediyorum. Ha şey, zeytin toplamak gibi. Hayır, bu farklı bir deney. Deneyim, deneyim deyince biraz korkmaya başladım ben. Hiç yapmadığım bir şeylere gireceğiz herhalde. Aynen öyle. Yani sever misin bilmiyorum. Ama benim için katlanırsın. Söyleyecek misin? Hadi. Ya Nazlı. Hadi Ferit, yolda anlatacağım. Hadi hadi. Pardon.
Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun. Buyurunuz var olsun. Ben pilav üstü az kuru istiyorum. Çok özür dilerim. Sinirim bozuldu. Pilav üstü az kuru nedir? Kuru fasulye yenir mi? Gaz yapar. Tatlı olsun. Tatlı yiyeyim. Sütlü mü yiyeyim? Çikolatalı mı yiyeyim? Tatlı yiyeyim, tatlı konuşayım. Ne yapayım? Ben size menüyü getireyim o zaman, oradan seçersiniz. Menü diyorsunuz. Yaptığımız antrenmanların faydasını gördün değil mi? Nefes nefese kalmadı bu sefer. Evet evet, bayağı iyiydim aslında. Ooo, kimler gelmiş, kimler? Deniz Beylerle Asuman Hanımlar gelmişler ki Asuman Hanım cimcime cimcime giyinmiş. Yine ne işler peşindesiniz Asuman Hanım? Ne işler çeviriyorsunuz? Vallahi benim bir işler peşinde olduğum yok. Ama sen ne işler peşindesin? Ne işin var senin burada? Burası restoran değil mi? Ben de açım. Geldim yemek yiyeceğim. Ne haberdiniz? Allah aşkına şu kıza bir şey söyle. Hakan, konu sen olunca yaptığın şeylerin arkasında herkes başka bir niyet arıyor. Haliyle. Haksız da sayılmazlar değil mi? Arkadaşlar gerçekten üçünüze de teessüf ediyorum. Aşk olsun. Ben tamamen güzel yemeğin peşindeyim. Geldim restorana açım. Güzel bir yemek yiyeceğim. Sonra da şefimizden o yemeğin hikayesini dinleyeceğim. Bu... Ay hay Allah ya. Elimizde bolca tatlı var ama hiç şef kalmadı. Kendisi kendisine izin verdi bugün. Yarın sabaha kadar gelmeyecek. Olmadı. İşte şimdi bu olmadı. Ne yapalım o zaman? Ben kaçayım. Zaten çok iyi ağırlanmadım. Yani benim amacım ne biliyor musunuz? Yani yediğim yemeğin hikayesini dinlemek. Ancak o zaman o yemekten zevk aldığımı anlıyorum. Hemingway gibi. Hani elma yiyorsun ama elma... Ne yedin? Elma yedim. Hayır öyle değil. O elma sana ne hissettirdi? Nasıl oldu? Süreci neydi? Anneniz yemek yaptı. Bir kaşık aldınız. Ya ya bu çok güzel anne. Bunun içine ne koydun? Hani annem de anlatır ya. Köşedeki bakkalın köye gitmiş. Şunları getirdi. Onları koydum. Kekik koydum. Şöyle yaptım. İşte ondan sonra soğanı doğradım kıyıcı. Kavurma. Oldu. O zaman ben ufaktan gideyim. Asumancığım. Ablana lütfen benden çok selam ilet. Bir dahaki geldiğimde onun ellerinden leziz bir yemek yiyeceğime eminim. Neticede burası akraba müessesesi. Yardımcı olmak, destek olmak lazım. Eksik olsun senin desteğin. Asuman çok sert konuştu. Biliyor musunuz var ya, tek kalırsam çok tırsıyorum bu kızdan. Vallahi çok tırsıyorum. Çünkü onda her şeyi yapabilecek bir potansiyel var. Her şeyi patlatabilecek. Neyse, ben gittim. Hakan, sen neden geldin, neden gidiyorsun? Tamam arkadaşlar, şaka maka bir yana da ben gerçekten açım ve yemek yemek için geldim. Geçenlerde geldiğimde Nazlı sağ olsun çok güzel bir yemek yapmıştı ve tadı damağımda kaldı. Tekrar etmek istedim, kısmet değilmiş. Artık bir dahakine. Görüşürüz. Hanımlar. Ben çok acıktım ya, bir şeyler mi yesek? Evet ya, bayağı koşturduk, ben de çok acıktım. Bir şey yaptırayım size, ne yaptırayım o zaman? Ne vereyim abime? Efendim buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zahmet olun, teşekkürler. İşte işinin gerçek ustası. Binlerce çömlek, vazo ve testi yapmıştır. İzlemesi çok keyifli. Elinize sağlık. Çok keyifli görünüyor gerçekten. Kendimi geçmişte yolculuğa çıkmış gibi hissediyorum. Düşünsene, insanlar çağlardan beri bu işi böyle yapıyor. Eskiden şartlar elbette çok farklıydı. Ama işin doğası hiç değişmedi. Hava, su, toprak ve ateş. Bizim kullandığımız malzemeler. Çok güzel. Toprak yani kil işin esasıdır. Su toprağı yumuşatır. Ateş yani fırın toprağı sıkılaştırır. Hava da çömleği kurutur ve sağlamlaştırır. Bir de insan faktörü var tabii. Her şey ustanın dokunuşlarıyla başlıyor. Çok haklısınız. Bir de insan eli lazım. Dokunmasını bilen, hassas, şefkatli. Bu da aşktır işte. Aşk olmadan bu hayatta hiçbir şey var olamaz. Birazdan sıra size de gelecek. Ona göre hazır olun.
Buraya kadar gelmişken elinizi çamura değdirmeden bırakmayız vallahi. Heyecanla bekliyoruz. Bakalım Cihan Efendi ne yaptı? Buyurun Hakan Bey. Ajanimo, ne haber? Gayet iyiyim Hakan Bey, siz nasılsınız? Oğlum evladım, Hakan Bey deyip durma lan, benim ismimi telaffuz etme orada. O şirkette benim ismime duyarlı sensörler var. Öter möter rezil oluruz bak söyleyeyim. Merak etmeyin. Bakıyorum senin keyfin yerinde. Oh oh, Allah muhabbetini arttırsın. Şöyle güzel haberler ver de benim de keyfim yerine gelsin ha. Konuştuğumuz her detay üzerine çalışıyorum. Ferit Bey bugün şirkete uğramadı. Ama akşam önemli bir iş yemeği var. Buraya mutlaka katılacaktır. Önemli bir iş yemeği. Ha. Nazlı restoranda değil. O zaman kesin evdedir. Evdedir Nazlı. Tamam Ajanimo, kendine dikkat ediyorsun. Gözünü kulağını dört açıyorsun, haberleşiyoruz tamam mı? Hadi eyvallah. Hakan Bey Nazlı Hanım'ı görmek için gelmiş. Hakan Önder. Nazlı Hanım gelmiş miydi? Bırakın gelsin. Yalnız Nazlı evde yok demeyin. Yukarıda bekleniyorsunuz diyeyim. Tamam efendim. Tamam gelsin. Leman Hanım. Sizi burada görmek büyük şaşırttı beni. Gözlerime inanamıyorum. Öpebilir miyim? İnanın sizin burada olacağınızı tahmin etmedim. Yoksa böyle eli boş gelmezdim. Nasılsınız? Hoş geldin. İyiyim. Ben de seninle burada karşılaştığıma çok şaşırdım. Ya ben Nazlı'yı görmek için gelmiştim. Kendisiyle bir şey konuşacağım. Müsait mi acaba? Nazlı evde yok. Henüz gelmedi. Ama onunla hangi konuda konuşacağını merak etmiyorum desem yalan olur. Gastronomi. Restorandaydım da ben yemek yedim. Yemekle ilgili bir şeyler soracaktım kendisine. Restoranda olmayınca buradadır diye buraya geldim. Gündüz vakti gelmemin sebebi de Ferit, oğlunuz. Bununla karşılaştığımız zaman güzel şeyler olmuyor. Hava bozuyor, bulutlanıyor, şimşek çakıyor, yağmur yağıyor. Hala çok konuşuyorsun Hakan. Az konuşman gereken yerde bile susmak nedir bilmiyorsun. Her güzelin bir kusuru olur Leman Hanım. Benim de güzelliğimin kusuru bu. Hoşça kalın. Dur biraz. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Konuşalım. Konuşalım tabii. Yani bu güzel manzaraya hayır denmez. Hele bir de siz varsanız. Konuşalım. Yani en azından olduğu kadar. Boyalardan da var elimizde. Evet, boyamız da hazır. Buyurun bakalım. Teşekkürler. Her şey hazır, ben başlıyorum. Bir dakika, bir dakika. Önce plan yapalım. Hangisini ne renge boyayacaksın? Ferit'ciğim, yolda karar versek ona. Hani doğaçlama, hani içinden geldiği gibi davranmak. Yok öyle olmaz, baştan planlı gidelim. Mesela şu kanat kısımları var ya, onu siyah boyayalım. Baş kısmını da beyaza boyayalım, siyah beyaz çok iyi durur. Sevgilim, niyetini anlıyorum ama olmaz. Kartal heykeli değil bu ya, melek figürü. Sen söyle, hangi renge boyayacağız? Bence rengarenk yapalım. Rengarenk.
Fazla renkli olmaz mı? Ya derdimiz o zaten. Eve koyacağız bunu, ev renklensin. Çok ruhsuz. Bari saçlarını beyaza boyayalım. Yakışıklı dursun çocuk. Tamam, kırmayacağım seni. Sevdin mi burayı? Sevdim tabii ama sen olmasan böyle bir yere gelmek hayatta aklıma gelmez. Ben olmasaydım ne kadar çok şeyden mahrum kalacaksın sen ya. Ben olmasam Zeytinli'ye de gitmeyecektin. Ben olmasam ormana da girmeyecektin. Ben olmasam mantar bile toplamayacaktın. Baya baya hayatına aksiyon ve neşe getiriyorum. Aksiyon, neşe, macera sadece bunlar değil. Mutluluk, huzur, aşk. Çalış hadi boş durma. Buz mavisi güzel oldu bu arada. Ben de öyle düşündüm. Teşekkürler. İşler nasıl gidiyor sizin şirkette? Gayet iyi. Güzel. Peki Demet'le evliliği, o nasıl gidiyor? Bakın onun için şunu söyleyeyim. Dadından yenmez. Gayet sevgi ve saygı çerçevesinde ilerleyen bir evliliğimiz var. Hala ilk günkü heyecanını ve aşkını koruyor. Yani o da gayet iyi. Ne güzel. Ne güzel. O zaman neden karına, evine ve işlerine konsantre olmuyorsun? Demen Hanım özür dilerim ama sanırım bu sizin hüsnü kuruntunuz. Öyle bir şey yok. Kazadan sonra bir süre tedavi gördüm. Ortalarda yoktum. Kızımı ve damadımı kaybettim. Bulut'la ben ölümden döndüm. Biliyorum, haberim var her şeyden. Başınız sağ olsun. Size başsağlığı dilememiştim. Ayrıca geçmiş olsun. Biz Demet'le beraber o zor ve sıkıntılı süreçte Ferit'e ve Deniz'e elimizden geldiğince destek olduk. Bizimkilere destek olmak istiyorsan onlardan uzak dur. Eman Hanım, Demet sizin de kızınız sayılır. Biz bir aileyiz. Niçin öyle söylüyorsunuz? Özellikle Ferit'ten uzak dur. Ferit'ten uzak dur diyorum çünkü onunla uğraştığını biliyorum. Artık toparlandım ve buradayım. Gözüm üstünde ona göre. Gözlerin üzerimde olmasına ben alışkınım biliyor musunuz? Yani böyle kendi çapında bir meşhurluğum var. O yüzden bir çift göz eksik, bir çift göz fazla çok fark etmiyor. O zaman ayağını denk al. Oğlumun babasının şirketinde bir eleman olarak çalışan sen, şimdi kendini Ferit'le bir mi tutuyorsun? Karın sayesinde elin para görmüş olabilir. Ama vizyon, altyapı, bunlar başka şeyler. Kimseyi parayla satın alamazsın Hakan. Levan Hanım, size bir şey söyleyeyim. Benim için esas olan şeylerin başında saygı geliyor. Özellikle de büyüklerime karşı. Size olan saygımdan oturdum karşınıza, sizi dinledim. Fakat söylediklerinizden sonra bana bir cevap hakkı doğuyor. O cevabı da vereyim. Levan Hanım, kocanızın bana ve aileme yaptıklarından haberdarım ben. Siz önce kocanızın bana ve aileme yaptıklarının hesabını vereceksiniz. Ailenizin kirli ellerinin hesabını vereceksiniz. Ondan sonra bana vizyondan, misyondan bahsedeceksiniz. Sahi oğlunuz Ferit Aslan'ın babası ölmeden önce yaptıklarından haberi var mı? Ben de öyle tahmin etmiştim. Neyse, sizi tekrar aramızda görmek çok güzel. Sizle beraber başlayacağımı bilmek de çok güzel. O yüzden iyi olun. Kahve için çok teşekkür ederim.
biz nereye koymalıyız sence? Sonuçta el emeği var. Böyle güzel bir yer olmalı. Yatak odası mı, salon mu, mutfak mı seç. Nasıl istersen. Evle ilgili kararları sana bırakıyorum artık. Bu evin gerçek sahibi sensin. Bir dakika. Yani ne istersem yapabilir miyim? Aslında birkaç güzel fikrim var. Mesela şu salondaki koltuklar. Ha, ya o tip büyük kararları birlikte alırsak daha iyi olur hayatım. Çünkü ben henüz salonun ortasında kıpkırmızı bir koltuk görmeye hazır değilim. Neyse ki hayatım dedim ve kazandım Ferit Aslan. Yoksa bu tartışma sabaha kadar sürerdi. Dekorasyonla ilgili güzel fikirlerim biraz daha bekleyebilir. Zaten Leman Hanım evdeyken değişiklik yapmak çok zor. Bence artık annemi düşünme. Zaten yakında gider. Yani burada yapacağı bir şey kalmadı. Ona bu akşam şöyle güzel bir sofra kurayım diyorum. Ama önce restorana gidelim. Sen bir kahve molası verirsin, ben de işlere bakarım. İçim rahatlar. Kesinlikle olmaz. Bu akşam evde yemek yemeyeceğiz. Bu akşam iş de yok. Bu akşam dışarıda yemek yiyeceğiz. İtiraz istemiyorum. İtiraz etmiyorum, anlaştık. Yalnız telefonu kapamıştım. Bir açıp Engin'i arayayım. İşlerle ilgili önemli bir şey var mı? Bir sorayım. Engin, detayları boş ver. İşle ilgili önemli bir şey var mı? Var aslında. Bizim şu konsorsiyum ortaklarından Yalçın Bey. Seninle mutlaka bir toplantı yapmak istiyormuş. Ben söyledim meşgul olduğunu ama işte akşam yemekte illa görüşmek istiyorum dedi. O Rusya'daki projeyle ilgili sanırım bir sıkıntısı var. Anlıyorum Engin ama bu akşam hiç müsait değilim. Yalçın Bey biraz beklesin. Tamam. Söylerim ben. Cihan zaten hakim biraz konuya. O gider öğrenir olmadı derdi neymiş. Tamam, haberleşiriz. Ferit, o yemeğe gitmen lazım. İş bu. Ben senin böyle işine gücüne engel olmak istemiyorum. Ama bugün özel bir gün. İyi de biz her zaman yemeğe çıkabiliriz. Ama iş beklemez. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Yemeğe birlikte gidelim. Daha neler, ne işin var benim orada? Konu tartışmaya kapalı. Ferit, delirdin mi sen? Ne yapacağım ben orada? Ben şans meleğimi yanımda istiyorum. Bu akşam benimlesin. Ferit Bey gecikti. Trafiğe takılmıştır. Birazdan burada olur. Ferit Bey'le baş başa toplanacağız sanıyordum. Bu projenin takibini artık ben yapıyorum. Ferit Bey benim bulunmamı özellikle istedi. Ne diyorsun peki bu Rusya işine? Yarın son teklifi vereceğiz. Bu konuda benim fikir sunmam çok doğru olmayabilir. Sonuçta siz bu işleri benden çok daha iyi biliyorsunuz. Evet ama daha önce böyle büyüklükte bir işe girmedim. Açıkçası gözüm korkuyor. Haklısınız. Sözleşmenin yükümlülükleri çok ağır. En ufak bir gecikmenin sonucu sizin için çok ağır olabilir. Yoksa çekiliyor musunuz? Ama bu Ferit Bey'i mutlu etmeyecek. Çok zor durumda kalacağı kesin. Yalçın Bey. Ferit Bey. Merhaba. İyi akşamlar. Size eşim Nazlı ile tanıştırayım. Kendisi bu gece bize eşlik edecek. Bu ne güzel sürpriz. Çok memnun oldum hanımefendi. Şeref verdiniz. Çok memnun oldum. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Buyurun Nazlı Hanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hayatım. Şaka gibi ya. Arkadaş gerçekten şaka gibi. Bak bu söyleyeceklerimi Nazlı için söylüyorum. Ya sen iş kadınısın değil mi? İş kadınısın. Sen koskoca restoranın bir ortağısın. İki şef aşçısısın. Bir işinin başında dur be kadın. Bir işinin başında dur. Aşkım yemin ederim sen daha çok çalışıyorsun. Bravo. Hakan benimle uğraşma. Rica ediyorum. Demetciğim öyle deme. Şimdi insanın elinde böyle patlamaya hazır bir bomba olunca patlatmak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Sanki Nazlı ile Ferit benim elimdeki bombayı biliyorlarmış gibi, başlarına gelecekleri biliyorlarmış gibi yaşıyorlar. Yani son günlerin tadını çıkarıyorlarmış gibi. Garip. Hayır, ben anlamıyorum ki. Biz bütün akşam bunu mu konuşacağız? Bugün bir arpa boyu yol alamadığını. Bu mu? Öyle mi? Yarın görürüz bakalım bir arpa boyu yol mu alıyorum yoksa tur mu bindiriyorum? Ne yapacağım biliyor musun? Ferit'in yanından Nazlı'yı aldığım gibi hop Ferit'in yanına Pelin'i koyacağım. Ferit'in ruhu bile duymayacak. Ha, bu arada bugün Pelin Hanım'la oturdum konuştum. Ya beni delirtti ya.
cins cins konuşmalar, acayip acayip tavırlar, yok ben vazgeçeceğim de falan da fistan da. Ya sen kimsin ya? Sen bitmişsin, 7 yıl yemişsin. Ben senin önüne muazzam bir teklif sunuyorum. 2 gün sabret ya, 2 gün. Ferit'in yanından Nazlı'yı alacaksın, belini koyacaksın. Çok büyük bir başarı. Gerçekten bak, al birini vur ötekine. Demet'ciğim, Pelin her türlü bizim işimize yarar. Zaten sonra konuştuğumda böyle bir yumuşadı, sakinleşti. Yoluma gelecek yani. Hayır, benim anlamadığım ne biliyor musun? Yani bu kasıntı Ferit Aslan'da bu kadınlar ne buluyor ben çözemiyorum. Afiyet olsun.